Webtekno olan hepinize selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem iPhone 15 Pro Max hem de Samsung S23 Ultra şu anda elimde ve ikisini böyle derinlemesine kıyaslayacağız. Hatta kıyaslamaya direkt şu an başladık. Benim sesimi telefonlardan duyuyorsunuz. Hem iPhone hem de Samsung şu an ses kayıtta. Onun haricinde kamerada herhangi bir kayıtçı kullanmıyoruz. Bu son zamanlarda yaptığımız kıyaslama videolarına nazaran biraz daha detaylı olacak. Yani hem gece hem de gündüz derinlemesine kamera kıyaslamaları, tasarım konusundaki düşüncelerimiz, onun sonrasında da donanımla ilgili kıyaslamalar. Ama onun haricinde genelde pek yapmadığımız HDR testine kadar birçok test yapacağız cihazlarla. İsterseniz bu kısmı daha fazla uzatmayalım çünkü aşırı detaylı bir video olacak. Direkt olarak kameralarıyla şu gökdelenleri çekerek başlayalım. Aslında size daha cool bir kamera karşılaştırması çekmek isterdim dostlar ama aşırı yağmurlu geçen bir haftadan sonra güneşli bir gün bulmuşken hızlı hareket etmem gerekiyordu. Ve işte ana kamerayla çektiğimiz ilk görseller. Sizce hangisi daha iyi? Örneklerle devam etmeden önce size karşılaştırma için önemli bir detay göstermem lazım. Cihazların ana kameralarına baktığımızda 15 Pro Max'in 48, S23 Ultra'nın ise 200 megapiksel ana kamerasının olduğunu görüyoruz ama bunlar telefonların varsayılan fotoğraf çözünürlüğü değil. O ne demek şimdi? Şöyle ki kamerayı açıp dümdüz fotoğraf çektiğimizde yani her gün yaptığımız gibi yaptığımızda 15 Pro Max 24 megapiksel, S23 Ultra ise 12 megapiksel fotoğraf çekiyor. Eğer maksimum çözünürlükte fotoğraf çekmek istiyorsak iPhone'da RAW modunu, S23 Ultra'da ise en boy oranından 200 megapikseli ayarlamamız gerekiyor. Ayrıca baştan belirtelim, iki telefonla da fotoğraflar JPEG, videolarsa H264 formatında çekildi. Kamerayı açıp dümdüz fotoğraf çekme konusunda açık havada telefonlar arasında öyle aman aman bir fark yok. Standart kullanıcı iki telefonla da çok rahat eder. Sadece şunu fark ettim, açık havada S23 Ultra'nın kontrastı daha yüksek ve renkler bir tık daha canlı. iPhone ise daha az kontrast kullanarak gölgeleri öldürmemeye çalışıyor. Aradaki farkı burada daha da net görüyoruz. Hatta S23 Ultra'nın renkleri ön plana çıkarıyor oluşu story atarken işimize yarar. Daha az edit yapmamızı sağlar. Ama eğer edit yapmayı seviyorsak iPhone'la çekilen fotoğraf daha mantıklı gibi görünüyor. Fotoğraflardaki kontrast ve renk canlılığı olayı gece de karşımıza çıkıyor. iPhone daha dengeli bir sonuç verirken S23 Ultra'da sarı tonların hakim olduğunu görüyoruz. Bu edit işini zorlaştıran bir durum. Bir de çok önemli olmasa da bir keskinlik farkı var. iPhone'un çektiği fotoğraf daha keskin duruyor. Ultra geniş açıda ise iki telefonda düşük ışıkta henüz yeterince iyi değil maalesef ama iPhone'un en azından renkleri tutturabildiğini görüyoruz. Biraz daha düzgün ışıklı bir yere geldiğimizde ise işler değişiyor. S23 Ultra'nın gözle görülür bir şekilde daha iyi sonuç verdiğini görüyoruz. iPhone'un bu noktada biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı var gibi. Videonun başından beri ikidir editten bahsediyoruz. Bu iki telefonda cayır cayır RAW fotoğraf çekiyor arkadaşlar. Şöyle bir bilgisayara atıp bir bakalım RAW'da performansları acaba nasıl? İkisi de çok iyi. Ben bu kadarını beklemiyordum. İki fotoğrafa da aynı preset'i attım bakalım nasıl renk yiyecekler diye. Sonuçları birbirine yaklaştırmak için farklı ayarlar kullandım tabii ki. Ama finalde ikisi de çok iyi renk yiyor ve çok kolay işleniyor. Eğer edit yapmayı seviyorsanız iki telefon da sizi mutlu eder yani net söyleyeyim. Şimdiye kadar telefonların birbirini solladığı ufak durumlar oldu ama hiç büyük fark yok mu bu kameralarda diye sorarsanız var tabii ki. Zoom. S23 Ultra zoom konusunda 15 Pro Max'in fersah fersah önünde. iPhone maksimum 25x, S23 Ultra ise 100x zoom yapıyor. Gerçi bu konuda S23 Ultra'nın güzel bir rakibi var. O da Huawei P60 Pro. Onunla da bir karşılaştırma gider derseniz seve seve yaparız. Neyse biz konumuza dönelim. Örneğimiz şöyle. iPhone 25x'te her ne kadar beni şaşırtsa da S23 Ultra'nın 100x'te bu kadar keskin bir sonuç vermesi bence gerçek bir başarı. Zoomladığımız yere bir bakın. Yani bu kadar uzaktan bu kadar net bir fotoğraf beklemiyordum. Gerçi hava açık. Buna bir de gece bakmak lazım. S23 Ultra burada farkını daha da net bir şekilde gösteriyor. Çekmesi zor. Baya baya nefesinizi tutmanız lazım. Zoomlarken 30x'ten sonra kamera eğer parlak bir obje görürse yapay zeka sanki ay fotoğrafı çekiyormuş gibi nesneyi karartarak netliyor. Samsung'un Space Zoom özelliğini anlattığımız bir video yapmıştık. Açıklama kısmından o videoya da bakmanızı tavsiye ederim. Konumuza geri dönersek iPhone şu an zoom konusunda henüz mobese kamerası kıvamında bir sonuç sunuyor bize. Telefotoda nasıl sonuçlar aldık? Burada telefonlar birbirinden yine ayrışıyor. iPhone 2x ve 5x telefoto seçeneklerine sahipken S23 Ultra 3x ve 10x telefotoya sahip. Açı farklarını zaten görüyorsunuzdur. Kalite açısındansa ana kameradaki yorumumla aynı şeyi söyleyeceğim. S23 Ultra daha kontrastlı ve renkli, iPhone ise daha dengeli ve biraz daha sönük pozlanmış sonuçlar veriyor. Gözümüze çarpan bir kusur yok iki telefonda da o yüzden bu konuda zevkler ve renkler diyorum arkadaşlar. Sizler de tercihlerinizi yorumlarda belirtirsiniz diyelim ve videolara bakalım. Video performansında eğer bir profesyonel değilsek en çok takılacağımız nokta pozlama ve dinamik aralık bence. 15 Pro Max bu noktada bence daha iyi iş çıkarıyor. S23 Ultra da iyi elbette ama pozlama ve renk konusunda iPhone kadar stabil gelmedi bana çekim yaparken. Yani pozlamayı kontrol etme ihtiyacı hissettim arada. Ha ama şöyle bir durum da var.
Samsung'daki zoom konusuna geri döneceğim. Buradaki paraşütçüleri çekme konusunda da iPhone beni yarı yolda bıraktı ve S23 Ultra çok daha iyi bir iş çıkardı. Stabilizasyonda ise bence aman aman bir farkları yok. İkisi de hem normal modda hem de aksiyon veya ultra stabilizasyon modunda benzer sonuçlar veriyorlar. Gelelim asıl farka. ProRes ve log kayıt. S23 Ultra'da bu yok ama hakkını da yemeyelim, sonuçta 15 Pro Max'in asıl rakibi S24 Ultra olacak. Ayrıca log kayıt olayına bu videoda detaylı girmeyeceğim arkadaşlar, onun videosu farklı. Ön kameraya baktığımızda ise şurada gördüğünüz ton farkı dışında bence neredeyse aynı fotoğraflar. Ama bir de ışığı karşımıza alalım. Neden böyle oldu anlayamadım ama 15 Pro Max burada bir toparlayamadı fotoğrafı. Hata bende mi diye bir ekran kaydını da kontrol ettim ama maalesef yüzümü netlediğini gösteriyor ama net değil. Anlık bir hataymış gibi düşünmek istiyorum. S23 Ultra ise gayet güzel bir sonuç sundu. Peki videoda nasıllar? Videoda ise iPhone bence net daha iyi. S23 Ultra anlık ışık değişimlerinden çok etkileniyor ve renkler şaşıyor. Bu noktada iPhone daha tutarlı sonuçlar sunuyor. Diyelim ve artık kamera defterini kapatalım, stüdyoya dönelim arkadaşlar. İki telefonun da tasarımı bildiğiniz gibi imza tasarımlar. İkisi de 50 metre uzaktan gördüğümüzde ben iPhone'um ya da ben Samsung'um diye bağırıyor. Bunlardan birine iyi birine kötü demeye gerek yok arkadaşlar. İkisi de gayet premium telefonlar. Ama hissi nasıl diye soracak olursanız kişisel yorumum S23 Ultra'nın daha premium hissettirdiği. Ama elde tutuş ve kullanım kolaylığı açısından 15 Pro Max derim. S23 Ultra benim için fazla büyük yani. Ağırlıkları ise benziyor. S23 Ultra 233 gramken 15 Pro Max 221 gram, yani 12 gramlık bir fark var sadece. His olaraksa S23 Ultra boyutundan dolayı sanki daha da ağırmış gibi geldi bana. Dışarıda çekim yaparken iki telefonun da ekranını çok iyi deneyimleme şansı buldum. Samsung'un iki ekranı da çok iyi gerçekten ve güneş altında ikisi de gayet net bir şekilde görünüyordu. Hani bazen duraklayıp şöyle elimizle bir ekranı kapatırız ya, öyle bir durum olmadı yani. Donanım tarafı ise bildiğiniz gibi savaş alanı. Bir tarafta Apple'ın yeni Ray Tracing'li, aynı zamanda dünyanın ilk 3 nanometrelik çipi A17 Pro var. Diğer yanda yaklaşık 1 yıldır Ray Tracing özelliğine sahip olan Snapdragon 8 Gen 2 var. Bakalım şimdi testlerde bize nasıl performanslar gösterecekler. Çok büyük bir fark değilse de S23 Ultra burada 15 Pro Max'i geçti. Telefonların sıcaklığı ise gördüğünüz gibi. Gelelim veri aktarımı testlerine. Bu test için ne alaka diyebilirsiniz. Bunu videoya katmamın birinci sebebi artık 15 Pro Max'in de Type-C'ye sahip oluşu. İkinci sebebi ise iki telefonun da harici video kaydı yapabilmesi dostlar. Yani bu iki telefon da büyük dosyaları SSD'ye işleyebiliyor. Bir SSD'yi rahatlıkla bu telefonda kullanabiliyoruz anlamına geliyor. 20 GB'lık bir görüntü dosyasını SSD'den telefona aktaracağız. Bakalım hızları nasıl. 20 GB'lık dosya SSD'den iPhone'a 32 saniyede aktarılırken S23 Ultra'ya 1 dakika 40 saniyede aktarıldı. Arada 3 kattan fazla fark var. Özellikle uzun süren çekimlerin aktarımlarında iPhone'a güvenebileceğim anlamını çıkarıyorum ve devam ediyorum. 10 dakika PUBG testinde iki telefonla da performans konusunda bir sorun yaşamadık arkadaşlar, tahmin edeceğiniz üzere. Zaten eğer bir sorun olsaydı bence telefonlarla ilgili çok ağır bir sıkıntı var demekti. Çünkü ikisi de amiral gemisi sonuçta, yani PUBG'yi oynatma konusunda bir sorun yaşamazlar. iPhone 15 Pro Max beni şaşırttı aslında. Çünkü ilk çıktığında ısınmayla ilgili çok ciddi şikayetler vardı. Ama bizim elimizdeki 15 Pro Max'te biz öyle bir sorunla karşılaşmadık. Testten önce şarjımız %75'ti, 10 dakikanın ardında ise 73'e düştü. Yani %2'lik bir kayıp yaşadık. Samsung'da ise 72 iken 70'e düştü. Yani onda da %2'lik bir kayıp var. Bu konuda berabere kaldılar. Ama sıcaklık konusunda bir fark var. iPhone 27.6'dan 30.1'e yükseldi. Yani 2.5 derecelik bir yükselme yaşandı. S23 Ultra'da ise 32.6'dan 36.6'ya, yani 4 derecelik bir artış yaşandı. S23 Ultra daha fazla ısındı. Performans konusunda etki etmedi bu ısınma. Sonuncu testimiz bir saat HDR video oynatma. Acaba telefonlar yüzde kaç şarj yiyecek diye yaptığımız, aynı zamanda da telefonların ekran performanslarını gördüğümüz bir batarya testi. Test sırasında iki ekranın da çok güzel göründüğünü söylemem lazım ve bazı anlar dışında neredeyse aynı tonları veriyor gibiydiler. Farkı görmek için çok mikro testler yapmak lazım. Bir saatin sonunda 15 Pro Max %8 şarj harcarken S23 Ultra %9'luk bir şarj düşüşü yaşadı. %1'in lafı olmaz deyip berabere kaldılar diyelim. Videonun başından beri birçok konusunda cihazları yorumladım ama fark etmişsinizdir, herhangi bir kazanan ya da önde giden tarzında bir yarışma hissiyle konuşmadım arkadaşlar. Çünkü bu iki telefon her ne kadar amiral gemisi olsalar da performansları çok değişken ve sahada her ne kadar test yapsak bile galip tayin edemeyeceğimiz telefonlar. Ki zaten bu testler laboratuvar ortamında yapılmıyor. Çoğu deneyim ve kişisel yorum odaklı şeyler. İkisi de çok başarılı. Günün sonunda konu zevkler ve renklere geliyor. Sadece çok fazla çekim yapıyorsanız aktarım ve edit için 15 Pro Max daha iyi sonuçlar veriyor diyebilirim. Onun dışında kesin bir iyidir kötüdür yorumu yapamam telefonlar için. Peki sizler testi nasıl buldunuz? Eksik gördüğünüz,
tavsiye vermek istediğiniz bir kısım ya da şu cihazları da bir karşılaştırın dediğiniz cihazlar varsa lütfen yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın dostlar. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın.